Evet, basınımızın değerli mensupları, ben de birkaç kelime söyleyeyim. Cemal Başkanımız, gerçi Cemal Vekilimiz ilgili birçok açıklamayı yaptı. Sayın Tarım Bakanı'ndan Mayıs ayında Ordu'da vermiş olduğu açıklamanın arkasında durmasını bekliyoruz. Biz beklemiyoruz bunu. Bakın, biz Karadeniz'in milletvekilleri olarak sadece Ordu, Giresun, Düzce değil, tam 420 bin aile fındıktan geçiniyor arkadaşlar. 420 bin aile. Karadeniz'de başka mahsul yetiştirme imkanınız yok. Fındık dikili arazilerde hani bu fındığı çıkartın, başka bir ürün ekin deme şansımız yok. Deme şansının anlamı da yok. Sayın Vekilim çok güzel dikkat çekti. Fındık bir devletin bir zarar ettiği bir ürün değil. Devletin para kazandığı bir ürün. 2 milyar dolar sadece ihracattan geçen sene para kazanmışız. Ne diyor? Rekolte. Bu sene rekolte üzerinde oynamaya çalışıyorlar. Gerçekten rekolte yüksek bu sene. Ama öyle ilk başlarda 900 bin tondan başladılar. Şimdi 850 bin tondan başlandı rekolte açıklanmaya. Şimdi 812 bin ton diyorlar. Biz diyoruz ki gerçek bir gerçekçi bir rekolte açıklamasını yapması lazım. Kim yapması lazım? Efendim öyle bir takım şirketler vesaireler falan değil. Rekolte açıklamasını yapacak olan birim bellidir. Tarım Orman Bakanlığı bu konuda açıklamasını yapar. Biz de ona göre boynumuz kıldan inceleriz. Bu sene geçen seneki gibi Ekim ayının sonunda eğer Toprak Mahsulleri Ofisi topa girerse yanar. Yani Karadeniz yanar. Tarım Bakanlığı'nın koymuş olduğu hedeflere de ulaşamayız. Bakın 1 milyon ton fındık üretimi hedefliyor Tarım Bakanlığı. Bu hedefe ulaşmanız için fındıkçıyı memnun etmeniz lazım. Geçen gün kaymakamlıklar şeyi açıkladı, fındık işçisinin fiyatını açıkladı, 85 lira. 85 lira demek arkadaşlar, bir işçinin maliyetinin en az 110 lira olması demektir. Ben fındığın içinde doğan bir insan olarak söylüyorum. Cemal Başkanım da yine aynı şekilde, Cemal Vekilim de. 110 lira demektir. Bunun aşçı parası, çavuş parası vesairesi falan koyduğunuz zaman bir işçinin maliyeti 110 lira. Ne oluyor? Bir ton fındığı 40 yövmiye topluyor. 4500 liraya yakın fındık sadece ve sadece işçilik maliyeti var. Daha sonra gübresi, ilacı, Sayın Vekilimiz söyledi. Bunlara da girdiğiniz zaman bakın, Türkiye'deki ortalama fındık üreticisinin, yani bir ailenin ortalama rakamı 1,5 tondur. Asgari ücrete gelmiyor. Yani bizim istediğimiz rakamlar, bizim söylediğimiz, vekilimizin söylediği rakamlar absürt rakamlar değil. Gerçekçi, anlamlı rakamlar. Biz diyoruz ki Toprak Mahsulleri Ofisi, Sayın Bakanımızın bir devlet adamı edasıyla vermiş olduğu söz doğrultusunda doğrudan Temmuz ayı 15'ini geçirmeden doğrudan müdahil olacaklarını, en azından bir fiyat söylesinler. Desinler ki 3 doların altında indiği anda müdahil olacak Toprak Mahsulleri Ofisi diye. Devletin elinde bir tane delikli fındık kalmadı arkadaşlar. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde geçmiş dönemde, yanlış mı söylüyorum belki? Bir tane delikli fındık yok şu anda. Ve devletimiz güzel para kazandı. Allah daha çok kazandırsın. Devletimiz kazansın. Devletimizle beraber milletimiz kazansın. Kimsenin kazancında da gözümüz yok. Şirket de kazansın. Herkes kazansın istiyoruz. Ama birilerinin sırtından, üreticinin sırtından birilerinin asalakça para kazanmasına da müsaade etmesin devletimiz istiyoruz. Beklentimiz bu yönde. Aslında fındık hakkında çok söylenecek söz var. 420 bin çiftçiden bahsediyoruz, aileden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bunu göz önünde bulundurmaları lazım. Çünkü Karadeniz başka ihtimali olmayan, başka şansı olmayan bir tarım bölgesidir. Hepinize saygılar sunuyorum.